Herkese merhaba, ben Yusuf Mert Yıldız. Bu videoda sizlerle birlikte Jason'da Unity'de dosyalarınızı nasıl kaydedip nasıl yükleyebileceğinizi bundan bahsedeceğim. Öncelikle Jason hakkında bilginiz yoksa şöyle bahsedeyim. Jason amacı veri depolamak olan bir şey. Aynı zamanda farklı programlama dilleri arasında iletişim de sağlamak için kullanılır. Ne gibi? Diyelim ki C#'taki bir array'inizi Jason'a çevirdiniz ve bu çevirdiğiniz Jason'ı da Java diliyle okudunuz. Bu şekilde C#'ta çevirdiğiniz array'i Java'da ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde bir veri aktarma yöntemi olarak da kullanılır. Fakat biz Unity'de şu şekilde kullanıyoruz. Şimdi biz kaydetmek istediğimiz, diyelim ki bizim bir array'imiz var, biz bunu kaydetmek istiyoruz. Şu şekilde yapmamız lazım. Biz bu kaydetmek istediğimiz datayı string'e çevirmemiz lazım. Yani JSON'a çevirmemiz lazım. Diyelim ki ben bir array verdim, bunu JSON'a çevirdim. JSON bize bir string değer verecektir. Tamam. Bu string değeri de playerpref'te tuttum. Bakın artık benim array'imin değerleri string ifade olarak playerpref'te duruyor. Sonra da load derken dedim ki playerpref'ten bu kaydettiğim string ifadeyi ver. Bu JSON'ı ver. Ve array'e çevir. Bu şekilde ne oldu? Biz kaydettik çektik aslında. Mantığımız tamamen bunun üzerine kurulu. Zaten Unity'de de anlatırken, kodlara bakarken size kafanızda yatacaktır. Şundan bahsedeyim. Neden PlayerPress yerine JSON kullanıyoruz? PlayerPress oldukça uğraş ve kompleks, yani karışık, birden fazla değişkenin olduğu sınıfları vesaire tutmak için ideal değil. JSON oldukça pratik kullanımı ve bu şekilde kompleks dataları gayet güzel bir şekilde tutabiliyorsunuz. O zaman kaybetmeden Unity'ye geçelim ve JSON'la dosyalarımızı nasıl yükleyip nasıl kaydedebileceğimizi öğrenelim. Evet, şu anda Unity'ye geldim. Jason Save Load adında bir proje oluşturdum. Bu projenin kaynak kodlarında GitHub'da linkini aşağıya bırakıyorum. GitHub profilime koyacağım bunları da. Şimdi bir tane script oluşturalım. Mesela test Jason Save Load diyorum bunun adına. Tamam mı? Şimdi bunu açtığımda içine birkaç şey yazacağız ve sizin kafanıza oldukça yatacak. Yani olabildiğince bunu sizin kafanıza yatıracak şekilde anlatmaya çalışacağım elinden geldiğince. Şimdi Unity açılsın. Visual Studio'ya bir devam edelim. Evet, şu anda Visual Studio geldi. Bunları hemen siliyorum. Şimdi bizim diyelim ki, şimdi şöyle yapalım. Envanterden örnek vereyim size. Kafanıza yatacak. Bizim bir item'ımız. Public class item diyorum, tamam mı? Şimdi item sınıfının içinde ne olacaktır? Public string. Mesela name. Hatta item name yazalım, kafamız karışmasın. Item name. Ve public diyelim ki int eşyanın vereceği hasar. Item damage. Tamam mı? Şimdi siz eğer bir veriyi JSON'a tutmak istiyorsanız bunun serilendirilebilir olması lazım. Yani çevrilebilir olması lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu yapmanız için class'ın başına gelip şu anotasyonu atmanız gerekiyor. Yani system.serializable, tamam mı? Serilendirilebilir olarak işaretle bunu. Aynı şekilde bunu yaptığınız zaman bu item'ı editörde de görebiliyorsunuz. Yani ben burada bir item'dan bir variable oluşturursam globalde, public olacak şekilde, ben bunun içindeki değerleri görebileceğim. Eğer bunu koymazsanız ben bunu göremem. Şimdi bizim bir tane item'ımız olacak peki? Hayır, bizim birden fazla item'ımız olacaktır envanterde. Bu yüzden bir de bir tane daha class oluşturuyorum. Bunun içine de inventory items diyorum, tamam mı? Aynı şekilde bu da kaydedilecek bir data olacağı için bunun da başına sistemde serializable ekliyorum. Çünkü bu serilendirilebilir olması gerekiyor. Eğer bir dosyayı kaydetmek istiyorsanız bunu başına atın, JSON kullanıyorsunuz, tamam mı? Sonra ne yapmamız lazım? Bizim inventory items içinde public ne olması lazım? Mesela list of item, yani itemlerimizin listesi olması gerekiyor. Bu yüzden buna da items adını verdim. Ve null reference hatası almamak için biz bundan bir obje oluşturmamız gerekiyor. Bunu da bu şekilde oluşturduğum. Şimdi bizim burada item'ımız var ve item'larımız tutacak bir inventory item'ımız var. Şimdi mesela ben burada bir tane inventory items'tan bir variable oluşturayım. Mesela items diyelim buna da. Şimdi hemen buradan Unity'ye geldiğim zaman ben bu kodu bir mesela atayım. Ne olacak? Ne göreceğiz biz? Bunu buraya attım. Şimdi burada items geldi. Bakın items'ın altında items'lar var aslında. Bu items şu. Şu, tamam mı? Hatta şunu inventory items olarak değiştireyim. Inventory items olarak değiştirelim. Kafamız karışmasın. Hemen Unity'ye geliyorum tekrardan. Bu burası değişti gördüğünüz gibi. Şimdi mesela iki tane bizim şeyimiz olsun. Item'ımız olsun. Birincisinin adı bıçak. İkincisi de silah olsun. Bıçak 20 damage vursun. Silah da silah. 60 damage vursun istiyorum. Tamam mı? Şimdi benim bu items'ı, inventory items'ı kaydetmem gerekiyor. Şimdi siz bunu playerpref'te kaydedemezsiniz. Yani kaydedersiniz ama çok amele bir yöntem olur. Yani çok uğraşmanız gerekir. Hepsinin içine tek tek gireceksiniz. Hepsi için ayrı bir key bulacaksın. Yani kayıt esnasında bir anahtar kelime üretmeniz gerekiyor vesaire vesaire.
Şimdi biz bunu direkt inventory items'ı kaydetmek için ne yapacağız? Şimdi buraya geliyorum. Tamam mı? Buraya geldim. Artık benim burada işim yok. Buraya geldim, dedim ki public void save inventory items. Tamam. Şimdi buraya geldim. Bunu oluşturdum. Artık bu benim envanterdeki itemleri. Yani şunu kaydedecek olan metodum. Ne yapmamız lazım? Şimdi bizim bir var yazmamız lazım. Var nedir? Var variable'dır. Yani değişkendir. Siz buna int bir değer verirsiniz. Bu integer olarak hareket etmeye, davranmaya başlar. Float verirsiniz. Float olarak string verirsiniz. String olarak. Yani bu her türlü değişken olabilir. Verdiğiniz şeye göre şekil alır demek. Tamam. Var data. Bizim save'leyeceğimiz data. Eşittir diyorum. JSON utility nokta to JSON. Yani JSON'a çevir. Peki JSON'a çevireceğim ama benim neye JSON'a çevirmem, neyi JSON'a çevirmemi istiyorsun diye bana soruyor. Buraya geliyorum, inventory items'ı JSON'a çevir diyor. Tamam. Bunu buna çevir dedim. Bakın artık benim datam var, yani bu JSON datası artık. Verdiğim şeyi JSON'a çevirdi. Şimdi benim bunu bir player prefs'te tutmam gerekiyor. Bakın artık geliyorum buraya, player prefs nokta set string diyorum. Data diyelim mesela adına. Değerine de data diyorum. Artık ben bunu kaydettim. Tamam. Hatta debug.log diyelim buraya da saved, yani kaydedildi diyelim. Bizim bu datayı ne yapmamız lazım? Bir de yüklememiz gerekiyor. Şurayı bir de anlatayım. Bir değişken oluşturduk data diye. Var yapmamızın nedeni buradan. Aslında bunu string de yaparız. Bakın hiçbir şey olmayacaktır. Hiçbir fark olmayacak. Ama var yapmanız sizin için daha düzgün bir yöntem olacak. Verdiğim şeyi JSON'a çevirdim. JSON'da bir string ifade üretiyordu. Bu yüzden biz bunu string diyerek bir player prefs'te tuttuk. Şimdi bizim bunu bir de yüklememiz gerekiyor. Public void load inventory items. Tamam mı? Şimdi biz bunu nasıl yükleyeceğiz? Yapmamız gereken şey şu. Items inventory items, yani yukarıdaki alıyorum bunu. Is JSON utility nokta from to from JSON. Şimdi bu bizden bir tür isteyecektir. Tamam mı? Yani hangi tür olarak çekeyim ben buradaki veriyi? Verdiğim veriyi hangi tür olarak çekeyim? Ben de diyorum ki inventory item olarak çek. Peki bana bir veri ver diyor. Bunu da hemen player prefs.get string diyorum. Daha demin kaydettiğim veriye erişiyorum. Buna da data dedim. Tamam mı? Bak bu kadar. Inventory items'ı verdiğim JSON'dan çek. Verdiğim tür olarak çek. Debug.log loaded. Tamam, bunları da görmek için. Şimdi biz bunu kontrol edebilmemiz için hemen update'te tuşlara atayalım bunları. Input nokta get keydown keycode nokta ne olsun, sol tık. Abi, sol tık olursa save inventory yapalım. Sağ tık olursa da load inventory yapalım. Şimdi ben sizin oyunuzdaki sistemi bilmiyorum. Bu yüzden siz buradaki sistemi kendinize göre entegre edin. Hemen bunu da verelim. Şimdi hemen Unity'ye gelelim ve bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Oyunu başlattım şu anda. Tamam. Şimdi buradan sol tuğa bastığım zaman save it yazdı. Mesela buradan değerleri değiştirelim. Tamam. Bir daha save'ledim. Artık bizim kaydedilmiş verilerimiz bunlar. Şimdi oyunu kapattım, açtım. Tamam mı? Şimdi sağ tuğa basacağım. Sağ tuğa bastığım zaman gördüğünüz gibi artık benim buradaki değerlerim geri geldi. Mesela bunu 21 214 yapalım. Bunu da 55, ne bileyim 54.8, 548 falan yapalım. Bunu tekrar kaydettim. Şimdi oyunu kapattığım zaman veriler eski haline geliyor. Şimdi sağ tık yapacağım ve o veriler bana gelecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde değiştirdim, veriler geldi. Yani bu kadar basit aslında JSON'la verileri yapmak. Sadece yapmanız gereken şey kaydettiğiniz şeyleri bir sınıf haline getirmek. Aslında şu şekilde de hiç sınıf haline getirmeden çekebilirsiniz bunları ama bu zahmetli bir yöntem. Direkt tek bir sınıf haline getirirseniz daha sağlam olacaktır. Bu şekilde verilerinizi kaydedebiliyorsunuz. En baştan bir daha anlatmam gerekirse bir data oluşturuyorsunuz, string ifade. Verdiğiniz şey JSON'a string'e çeviriyorsunuz ve bunu player press'te tutuyorsunuz. Sonra da load dediğiniz zaman da bunu tuttuğunuz şeyi JSON'dan eski haline çeviriyorsunuz. Yani JSON'dan çevir diyorsunuz. Ve neye çevirmesini istersiniz? Onun türünü veriyorsunuz, type'ını veriyorsunuz ve datasını veriyorsunuz. Yani buna bakarak buradan çevir. Bu dataya bakarak çevir diyorsunuz ve bunu eşitliyorsunuz. Mantığımız tamamen buna dayalı. Bakın iki satır kod save'lemeye, bir satır kod load'lamaya. Yani daha basit bir sistem olamaz benim gözümde. Olabildiğince pratik bir yöntem. Sizden şunu istiyorum. Faydalı olduysa ya da faydasız olduysa, olabilir, beğenmemiş olabilirsiniz. Yorumlarda bunu bana belirtin. Şu şekilde yapalım, bu şekilde yapalım. Bunları söylerseniz ben de bu şekilde
Yeni videolarda bu şekilde davranabilirim. Bu şekilde yeni tutorial'lar çekebilirim. İstediğiniz şeyler varsa aşağıda mutlaka yazın. Videonun açıklama kısmına gerekli linkleri bırakıyorum. Projenin GitHub linki de aynı şekilde aşağıda koydum. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada gayet sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Video fikirlerine karar veriyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.